Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Yine bir Dragon 50 ile karşınızdayız. Bugün hava güzeldi Bergama'da. Bir video daha çekeyim dedim detaylı. Çünkü her gün yağış oluyor. Tam detaylı video çekemedim motorla ilgili. Motorunuz bu şekilde. Etrafını gezdireyim. Yeni çanta taktım. Bu videoda artıları ile eksilerini söyleyeceğim. Çünkü 50 km oldu kullanalı. Artıları bu gösterge saati. Devir gösterge saatini falan güzel yapmışlar. Bu şekilde. Deposu güzel. 6 litre yazıyor ama sitede 6 litreden fazla alıyor. Ben 60 liraya yakın fullledim depoyu. Yani bir süper sport üst seviye motorlar gibi benzin alıyor. Şöyle bir şey daha var. Ben motoru başlayalı da 2-3 gün oldu. İlk defa sürüyorum motor. Bu motosiklette RX9'a göre filan şanzımanı farklı. Bu şekilde göstereyim. Şanzımanı çalışma şeklini. Bu şekilde. Bir vites aşağı atıyorsunuz. Diğerleri hep yukarıya. Yani bu süper sport motorlar gibi filan. O şekilde çalışıyor vites sistemi. Yani ilk başlangıç motoru olarak tercih edilebilir. O yönü güzel. Arka basamakları güzel. Bu şekilde basamakları var. Artıları, jantları, paslanma oranı falan daha düşük tel jantlara göre. Böyle far tasarımını falan çok müthiş yapmışlar yani. CG motorla RX9'un birleşimi gibi bir şey olmuş. Bu koruma demirleri falan güzel. Orijinalinde koruma demirleriyle beraber geliyor. Yani eksi yanları kampana jant, kampana fren yerine disk fren koysalar daha iyi olurdu ama bu frenlerin de performansını çok beğendim. Ya bu kadar beklemiyordum. Çok güzel bir fren tutuyor. Şu fren çok güzel. Ama disk de olsaydı görüntüsü daha hoş olurdu diye düşünüyorum. Şöyle arkadan da çekeyim. Çantası bu arada 32 litre. Tam uyum sağladı. Hem görsel olarak güzel durdu. Motor 4.4'lük bir motor. Eksi yanlarına gelirsek tek eksi yanı benim gördüğüm bu dörtlü tuşu yok. RX9'larda olan dörtlü tuşu yok. Bir de far kapatma tuşu yok. Farları kapatamıyorsunuz. Çalıştığında devamlı yanıyor. Sıkıntı yanları o. Artı yanları burada vites göstergesi var. Şu an hava ışık, güneş olduğu için tam net görünmüyor ama yani aydınlatması falan güzel. Biraz da kameranın dolayı böyle gözüküyor. Şöyle bir sesini duyalım. Sadece motoru almakta cazibe kılan şu devir saatiydi. Devir saatini gördükçe insan kullanası geliyor. Müthiş bir sesi var motorumuzun. Büyüklüğü filan müthiş. Yani bu heveste de 50 km yaptım ama hastalığı da kaptım yani. Bu Bergama filan bu aralar çok yağışlı, yağmurlu, rüzgarlı. Ekipman da giyseniz yine de hasta oluyorsunuz. Bizim de kısmetimizde hava bugün güzel. Ama hasta olduğumdan dolayı da bugün süremeyeceğim herhalde motoru. Daha plakayı çıkarmadım arkadaşlar. Firmadan faturayı bekliyorum. Fatura gelirse inşallah pazartesi gelecek dediler. Noterden işlemlerimi hemen halledeceğim. Tabii ki sırasıyla bu noterdeki işlemleri de size çekeceğim ve yardımcı olacağım. İşlemlerim daha kolay olması için bilginiz olur. Daha iyi olurum. Motor bu şekilde 10 numara. 2 kişi çekişi güzel. Yokuşlar tırmanışı güzel. RX9'a göre artıları çok.
Bence bu motor Reistov'un satışlarını geçecek gibi gözüküyor. Yani bunu aldıktan sonra arkadaşlarım yani 3-4 kişi daha aldı. Motora bindi. Bu Bergama'da çok dik yokuşlar var. Orayı tırmanışını gördükten sonra yani tatmin oldular yani bu motor. Harbiden güzel yapmış dediler yani Küba'ya. Sağ olun Küba. Yetkililer olarak çok güzel bir motor yapmışlar. Artıları çok. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.